Net ayetleri okuduğum halde böyle cımbızlı sağdan soldan acaba bir şey bulabilir miyiz? Ya kardeşim bir tane net ayet de siz bulun. Evet. Kendi kafalarına göre bir Allah tanımı ortaya koyuyorlar. Halbuki Allah-u Teala diyor ki neyse kemiz diye şey onun. Allah'ın bir benzeri yok ki. Senin kafandaki de Allah değil. Allah'ın kendini nasıl tanımladığıdır önemli olan. Senin kafandaki Allah bir robot yapımcısı. Başka bir şey değil. Ama Allah'ın tanımladığı Allah çok değerli bir insan yapıyor. Kendi başına karar veren, kararı sürekli değişebilen ve ama netice Cenab-ı Hakk'ın elinde. Sen ne yaparsan yap Allah yaratmadan olmuyor. Onun için o Rumlar meselesi öyle. Yani imtihan gereği olan kısımlardır bunlar. Onun dışındaki her şey, imtihan bitti mi? Bitti. Onun dışında her şey Cenab-ı Hak tarafından bilinir. Çünkü o sana bırakılan şey değildir. Sana bırakılan şeyi Allah seni ödesine yaratmış ki sen onu ortaya çıkarmadın. Allah-u Teala bilmiyor. Allah bunu böyle yaratan Allah. Allah'a sorgulayacak halimiz yok ya. Onun için de imtihan ediyor. Onun için mesela ondan dolayı birçok ayet anlaşılamaz. Çünkü biz bu sistemi kurmuşuz ya. Bak mesela size örnek olarak vereyim. Şeyi bir açın. Ali İmran 86. ayet açın. Bak burada diyor ki Allah-u Teala كَيْفَ يَتِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olmuş bir toplumu Allah nasıl bir yola getirir diyor. وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ Resulün hak olduğuna şahit olmuşlar. وَجَاءَهُ الْبَيِّنَةِ Bütün açık belgeler onlara gelmiş. وَاللّٰهُ لَا يَتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah bu zalimlere hidayet etmez. Şimdi ne anlarsınız? Bunlar asla yola gelmezler, değil mi? Bitti, bunların işi bitmiş. Halidine fiha, sürekli o şeyde yok. Ulaike cezaohum, bunların cezaları şudur. Enne aleyhim lanetallah vel melaiketi ven nasi ecmain. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanın laneti bu kişilerin üzerindedir. Halidine fiha, hep o lanet içinde kalacaklardır. La yukaffefu anhumul azabu ve lahum yundarun. Azap onlardan hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Buraya kadar ne anlarsınız? Bu adamların yola gelme ihtimali var mı? Söyleyin bakayım. Yok. Allah o anlarını söylüyor. Geleceği söylemiyor hiçbir zaman için. Bizde bu anlayış olmadığı için ayetleri de anlayamıyoruz. اَلَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَصْلَهُ Ama bütün bunlardan sonra tevbe edip durumunu düzelten başka. Hadi buyur. İnsanı kendine mi bırakmış yoksa kendi bir robot gibi programlamış mı? Feinnallâh gafur rahim, Allah gafur ve rahim. Duyduk da, bunu sizin ağzınızdan duyalım dedik de burada arkadaşlar da var. Siz diyormuşsunuz ki Allah bir kimsenin evlenene kadar kimle evleneceğini bilmez. Ben demiyorum, Allah kendisi söylüyor. Allah Teala neden bunu kararlaştırmışsa sana emreder mi? Şununla evlen, bununla evlenme ne manası kalır? Yani kiminle evleneceğinizi bilmez. Mesela ben şu anda bekarım. Hayır. Yani birisiyle tanıştım. Böyle olacak olsa emretmesinin anlamı var mı? Peki bunun dayanağı nedir hocam? Yani ayet... Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet var bu konuda da ayetlere yanlış anlamlar vermişlerdir o. Tabi yapılacak bir şey yok. Yani işte o ayet, onlar yeter. Başka şey gerek yok. Şimdi demek bu üç kâsıda bu tip şeyleri kadarlayarak. Peki ama ben sana hangi ayet edersen yanlış bana vermişler. Yapta çıkacak bir tek tamam. Peki bununla ilgili bir ders yapmış mıydınız? Yani sohbetiniz var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Yani. Talebelere yaptım da.
Yani böyle bir şey geldi de duyduk yani. Böyle diyormuş. Allah bilmez. Kimlerine gelene kadar yani bilmiyoruz. Ayet-i Kerime'ler açık sözüne. Ben mesela sana iki tane ayet göstereyim. Evet. Ali İmran Suresi inşallah doğru mana verir. İşte bu tür ayetlere genellikle Süleyman Ateş doğru mana verir. Ali İmran 140. Ali İmran 140. 140-142 olması lazım da bir dakika bakayım ben 140.
Selim benim. Bugün önemli bir konu. Allah her şeyi biliyor mu? Yoksa sadece musibetleri mi biliyor? Yoksa gelen musibetlerde nasıl davranacağımızı, nasıl bir amel işleyeceğimizi de biliyor mu? Elbette biliyor. Yapacağımız amelleri de biliyor. Kiminle evleneceğimizi de biliyor. Peki nasıl ameller, bazı hocalarımız çıkmış galiba yanılmıyorsam, en sonunda bir konuya girmişler, demişler ki gelen musibet, başımıza gelen bir olayı bilir Allah, fakat biz orada nasıl davranacağız, o musibet geldiği zaman başımıza nasıl bir amel işleyeceğiz, nasıl bir davranış sergileyeceğiz onu bilemez demişler. Eğer bunun aslı varsa, böyle diyenler, hani böyle diyenler var ise yalan söylüyorlar, asla doğru değil. Nedeni şu, Kur'an'da ispatı var. Açın 27. sure 82. ayeti, açın, Neml suresi, orada ne diyor? Vuku olduğunda biz o insanlar üzerine o topraktan bir bedenli çıkartacağız. Bir insan işte bir bedenli çıkartacağız. O onlara kelam edecek, o insanlara kelam edecek, söyleyecek. Bunu bir hayvan yapamaz. Hayvan da topraktan bir bedenli, tamam. Ama insana insan konuşabilir. Değil mi? Evet. İşte o bedenli onlara diyecek ki siz Kur'an'a, yani ayetlerimiz ile yakın olanlar değildiniz. Bak, işte burada nasıl bir amel sergilediklerini 1400 yıl önceki Kur'an-ı Kerim'de yazılmış, biliniyor. Allah-u Teala bilmemiş olsa nasıl Hazreti Cebrail'e bunu veriyor? Hazreti Cebrail kalkıp Hazreti Muhammed'in kalbine getirip aktarıyor ve Hazreti Muhammed de insanlara o gün ağzıyla söylüyor, insanlar duyuyor. Ki Cebrail'den duyduklar değil ya insanlar. Öyle ya. Ya. Nasıl bir amel sergileyecekler bugün işte ortaya çıkıyor. Bu ayet işte, bir de diyorlar İmam Mehdi yok. Güzel kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de İmam Mehdi var mı yok mu, işte bu ayete bak bilirsin. Bu da, bir de bana soruyorlar, tabbetel arzı ne demek? Tabbetel minel arzı, o topraktan bedenli, beden almış, bedenli. O topraktan beden, bir beden almış, bedenli. Tamam. Bu hem hayvanlar olur, hem insanlar da olur. Ama bu konuda hayvan kalkıp insanlarla konuşamayacağına göre mantık, geri kalan kim? İnsan. İnsan insana konuşabilir bir konu. Demek ki biz burada ne anlıyoruz? Bu ayette Allah-u Teala hem gelecek musibetleri de bilir, başımıza gelecek musibetleri de bilir gelecekteki, hem de nasıl bir davranış sergileyeceğimizi, nasıl bir amel işleyeceğimizi de bilir. İşte bu ayet kesin. Bir ispat yok.